Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Samsung Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro kameralarını karşılaştırıyoruz. İşte her iki telefonun muhteşem kameraları ve aralarındaki farklar bu videoda hep beraber izleyelim. Biliyorsunuz hem Huawei P30 Pro hem de Samsung Galaxy S10 Plus kameralar konusunda oldukça iddialı iki cep telefonu. Huawei P30 Pro belli özellikler tarafında daha iyi çözümler sunarken Samsung Galaxy S Plus da yine başka fonksiyonlarla ön plana çıkıyor. Şimdi gelin her iki telefonla önce kısaca kameralarının teknik özelliklerine bir göz atalım. Akabinde örnek fotoğraflar, örnek videolara devam edeceğiz. İlk olarak Huawei P30 Pro'nun kamera özelliklerine bakacak olursak, Huawei'nin ana kamerası dörtlü bir modülden oluşuyor. 40 megapiksellik bir ana kameramız mevcut ki bu kameranın diyafram açıklığı da f1.6 gibi oldukça düşük bir değer ki düşük olması iyi bir şey biliyorsunuz. Ve optik imaj sabitleme özelliği bulunuyor bu kameranın. 20 megapiksellik ikinci kameramız ise f2.2, 16 mm odak uzaklığına sahip, yani ultra geniş açı bize desteği sunan bir kamera. Üçüncü kameramız ise periskop özelliği bulunan 8 megapiksellik f3.4 diyaframlı 125 mm'lik odak uzaklığına sahip kamera. Bu kameranın 5x optik zoom'u olduğunu belirtelim. Yine bu kamerada da optik imaj sabitleme özelliğinin bulunduğunu söylemekte fayda var. Ayrıca dördüncü kamera ise TOF dediğimiz Time of Flight adı verilen 3D kameradan oluşuyor. Bu kamerada özellikle böyle IR dediğimiz, yani Augmented Reality teknolojilerinde kullandığımız bir kamera. Ana kamerada dual tone LED lambamız mevcut. Aynı zamanda ana kameranın 4K 30 FPS video çektiğini de belirtelim. Ön kamera tarafına gelecek olursak Huawei P30 Pro'da 32 megapiksellik f2.0 diyaframlı bir kameramız bulunuyor. Tek bir kameradan oluşuyor ön kameramız. O da Full HD 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Samsung Galaxy S10 Plus kameralarına gelecek olursak, Samsung'da arka tarafta 3, önde 2 olmak üzere 5 farklı kamera bulunuyor. İlk olarak ana kameradan başlayacak olursak 12 megapiksellik bir ana kameramız var. F1.5 ve 2.4 diyafram aralığına sahip. Yani çift diyafram bulunuyor bu kameranın. Bu arada biliyorsunuz bu kamera S9 Plus'ta da olan bir kameraydı aslında ama belli açılardan geliştirilmiş olduğunu belirtelim. Dual piksel özelliğimiz bulunuyor bu kameranın ve optik imaj sabitleme teknolojisine sahip. İkinci kameramız ise yine 12 megapiksel çözünürlüğünde F2.4 diyafram aralığına sahip. Yine bunda da optik imaj sabitleme özelliği bulunuyor. Bu kamera 2x optik zoom yapabiliyor. Yani yakınlaştırma özelliği bulunuyor. Üçüncü kameramız ise 16 megapiksel çözünürlük sunarken diyafram açıklığının f2.2 olduğunu ve bu kameranın da ultra geniş açı fonksiyonuna sahip olduğunu belirtmiş olalım. Ana kamera video tarafında 4K 60 fps video kayıt yapabiliyor. Yani Huawei P30 Pro'dan farklı olarak Samsung Galaxy S10 Plus 4K'da 60 fps video kayıt yapıyor. P30 Pro 30 fps yapıyor. Bunu arada böyle bir fark olduğunu belirtmiş olalım. Ön tarafa geldiğimizde ise Samsung dual bir kamera kullanmış ön tarafta. Hatta ekrana gömülü bir dual kamera ki bu ilk örneklerinden bir tanesi Samsung'un ve diğer dünyadaki cep telefonları açısından baktığımızda. Ana kameramız 10 megapiksellik f1.9 diyafram aralığına sahip bir kameradan oluşurken ki bunda da dual piksel özelliği mevcut. İkinci kameramız ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu alan derinliği kamerası. Bunun da diyafram açıklığı f2.2. Bu arada ön kamerada Samsung Galaxy S10 Plus'ın ön kamerasında ilginç bir özellik daha var. 4K 30 fps video çekebiliyor. Biliyorsunuz ya da bilmeyen için söylemekte fayda var. Daha önceki Samsung modellerinde 2K falan çekiyordu ön kameralar ama ilk kez Samsung modellerinde ön kamerada 4K 30 fps video kayıt özelliği de gelmiş oldu. Bu da daha yüksek çözünürlükte ön kamerada video kayıt yapabileceğiniz anlamına geliyor. Evet, bu teknik özelliklerden sonra telefonların çekim modlarını vesaire böyle hızlıca bir bakış atacak olursak her iki telefonda da geri çekim modu var. Özellikle Huawei bu konuda daha geçmiş modellerinde de Mate 20 Pro'da da P20 Pro'da da yine karşımıza çıkan özelliklerin birçoğunu yine P30 Pro'da da karşımıza sunuyor. En önemli farklılıklardan bir tanesi P30 Pro'nun 5x optik zoom özelliğinin bulunması. Aynı zamanda 10x hibrit zoom yapıyor, yani dijitalle optiği karıştırıyor ki bunun sonuçları da gayet iyi. Onu da belirtmiş olalım. Biliyorsunuz biz daha önce Samsung Galaxy Note 9 ile Huawei Mate 20 Pro'nun kameralarını karşılaştırmıştık. Oradaki özellikler açısından baktığımızda Huawei bir tık daha işte geniş açısı vesairesi bir tık daha bize özellik sağlıyordu ama video tarafında Samsung daha iyi konumdaydı açık söylemek gerekirse. Ama özellikler bakımından
Huawei yine farklı fonksiyonlar sunabiliyordu. Yani birazcık ne beklediğinize bağlı, ne istediğinize bağlı olarak hangisinin iyi olduğu değişiyordu. Aslında burada da birazcık benzer bir durum söz konusu. Örneğin optik zoom sizin için önemliyse, yakınlaştırma önemliyse elbette P30 Pro daha iyi. Çünkü Samsung'da sadece 2x optik zoom var. Bununla beraber baktığımızda örneğin Huawei P30 Pro'da 50x'e kadar dijital zoom kullanabiliyorsunuz. Bu Samsung'da 10x'e kadar kullanabiliyorsun dijital zoom'u. 2x optik kalanı dijital olmuş oluyor. Video tarafında ise Huawei'de 10x hibrit zoom'u kullanabiliyorsunuz. Artı 4K modundan bahsediyorum bu arada. Full HD'de bir nazik ki kullanamıyorsunuz P30 Pro'da. 4K modunda Huawei P30 Pro'da 15x'e kadar dijital zoom'u da kullanabiliyorsunuz. O da özellikle görüntüleri yakınlaştırma açısından çok ciddi fark sağlıyor. Bununla ilgili biz bir de video yayınlamıştık. Onu da yukarıdan kartlardan size şimdi çıkartırım. En azından Huawei P30 Pro'nun ne kadar yakınlaştırdığına bakarsınız. Şimdi gelin önce gündüz video örnekleri, ana kameranın, ön kameranın ve gece video örnekleri ve örnek fotoğrafları bir sizinle beraber bir bakalım hangisinin daha iyi olduğunu en azından siz de ekranda karar vermiş olursunuz. Aynı zamanda bu videoda kullandığımız fotoğrafları açıklama kısmında bir galeri olarak da daha yüksek çözünürlükte hallerinde sizlere sunacağız. Oradan da bakarak en azından siz de kendi fikirlerinizi, kendi düşüncenizi yine telefonlar üzerinden hangisinin daha iyi çektiğini veya bulunduğunu görmüş olacaksınız. Şimdi gelin hep beraber bu videolara bir bakalım. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. İşte yepyeni bir karşılaştırmayla karşınızdayız. Sağ tarafta bana göre sağ, size göre sol olacaktır muhtemelen. Huawei P30 Pro 4K 30 FPS video kaydederken sol tarafta ise ki size göre sağ olacak Samsung Galaxy S10 Plus'ta 4K 60 FPS kayıt yapıyor. Şu ana kadar olan sesi Huawei 30 Pro'dan aldık. Şu saniyeden itibaren duyacağınız sesi ise Samsung Galaxy S10 Plus'tan veriyoruz. İşte telefonların ana kameralarının görüntü kalitesi şu anda ekranda izlediğiniz şekilde. Evet, şu anda ön kameralara geçtik. Sol tarafta, bana göre sol tarafta Huawei P30 Pro, sağ tarafta ise Samsung Galaxy S10 Plus var. Huawei P30 Pro'nun özelliklerine bakacak olursak Full HD Plus'a kadar kayıt yapabiliyor. Bu da 1080'e 2340 piksellik bir kayıt yapabildiği anlamına geliyor ön kameranın. Şu ana kadar olan sesi de yine Huawei P30 Pro'nun üzerinden aldık. Üzerindeki mikrofondan aldık ön kameranın. Şimdi ise bu saniyeden itibaren Samsung Galaxy S10 Plus'a geçiyoruz. Bu arada Samsung Galaxy S10 Plus'ın ilginç bir özelliği de var. Ön kamerası 4K 30 FPS video çekiyor. Yani Ultra HD formatında video kayıt yapabiliyor. Biz de şu anda bu görüntüyü Ultra HD formatında alıyoruz. İşte her iki telefonun ön kameralarının görüntü kalitesi ve ses kalitesi bu şekilde. Olarak, Özgür Çetin olarak benim fikrimi merak ediyorsanız, eğer fonksiyon istiyorsanız Huawei P30 Pro bir tık daha iyi çözüm sunuyor. Yani video kalitesi, fotoğraf kalitesi 3 aşağı 5 yukarı aynı, onu söyleyebilirim.
Huawei'yi özellikle ana kameradaki bu zoom kabiliyetleriyle bir parça öne çıkıyor. Bu arada gece videolarında da Huawei'nin bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani birazcık daha iyi. Çok öyle inanılmaz hani birisi 10 birimken öbürü 100 birim değil belki kalite anlamında ama bir tık daha iyi gibi görünüyor Huawei'nin video tarafındaki kabiliyetleri Samsung Galaxy S10 Plus'a göre. Ama diğer taraflardan da örneğin Samsung Galaxy S10 Plus'ın da ön kamerasının kabiliyetleri daha gelişmiş durumda. Hani örneğin ön kamerada Samsung Galaxy S10 Plus için söylüyorum. Geniş açıda yapabiliyorsunuz. Samsung böyle bir teknolojiyi bu telefon modelini S10 ailesine koymuştu. Biraz daha dar ve geniş açı yapabiliyorsunuz. Bu enteresan bir özellik olmuş. Tabii ki haliyle Huawei'de böyle bir fonksiyon yok. Ayrıca S10 Plus'ın ön kamerası 4K 30 FPS video kayıt edebiliyor. Ama ben söylediğim gibi görüntü kalitesi anlamında çok bir fark yok. Hani ahım şahım bir fark yok en azından. Ama fonksiyon anlamında biraz baktığımızda ise ne aradığınıza biraz bakmak gerekiyor. Eğer sizin için yakınlaştırma önemliyse, ne bileyim geniş açısı da olsun, işte zoom'u da olsun, 10x hibrit zoom vesaire olsa tabii ki P30 Pro daha mantıklı görünüyor. Ama ön kamerasının kabiliyetleri ya da ne bileyim işte farklı özellikleri kullanma açısından değerlendirdiğimizde Samsung Galaxy S10 Plus'ta yaban atılacak bir telefon değil. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro telefonlarının kameralarını karşılaştırdık. Sizin de görüşleriniz mutlaka vardır. Bu videonun altında bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Anlatmayı unuttuğumuz, eksik kaldığı, şunu da şöyle anlatsaydınız, böyle yapsaydınız dediğiniz bir taraf varsa bu videonun altında yine bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.